Akşener ve çevresinin kaygısından evet. söz etmişsin. Onu bir ifade etmişsin. Şimdi etmişim. ben bugün hem Ekrem İmamoğlu'nun hem Meral Akşener'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok yakınlarıyla konuştum. Çünkü Ekrem İmamoğlu'na bu cezanın verilmesiyle birlikte herkes şimdi ne olacak sorusunu soruyor ve bunun cevabını arıyor. Ben de bu sorunun cevabını alabilmek için neredeyse 4-5 saat boyunca aralıksız telefonla konuştum, gittim ziyaret ettim ve en sonunda ortaya bir manzara çıktı. O manzara şu. Bir bir kere Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde açılan bu dava ve verilen ceza aslında bir anlamda hedefine ulaşıyor. Çünkü bir millet ittifakı içinde altılı masa içerisinde bir kaos, bir kargaşa, bir karmaşa'nın yaşanması da isteniyordu. Çünkü şu an de facto bir durumda Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı konuşuluyor. Bir önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresiyle konuştum. Ama ona geçmeden önce Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresinden edindiğim izlenimi söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu'nun yakın çevresi, yakın çalışma arkadaşları, kurmayları, ona gönül verenler, yani o çelik çekirdek içinde olanlar, dünkü davanın sonuçlanması ya da Ekrem İmamoğlu'nun ceza almasından sonra Kemal Bey'in kendilerini adaylık konusunda destekleyeceğini düşünüyorlardı düşünüyorlardı. Şöyle bir havanın oluştuğunu hissettim Ekrem İmamoğlu ve çevresinde. Biz mağdur edildik. Biz ağır bir bedel ödüyoruz. Sayın Genel Başkan buna gözünü kapamaz ve Ekrem Bey'i aday olarak öne çıkartır. Çünkü Ekrem Bey aday yapılmadığı ya da adaylığı ilan edilmediği takdirde istinaftır, yargıtaydır. Tüm bu süreçler hızla yürür. Ekrem Bey hem belediye başkanlığından düşürüyor, hem siyasi yasaklı olur. Şey. Ona şöyle diyorlar, yani Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanırsa, anlatacağım şimdi, o süreçlerin doğal seyrine döneceğini düşünüyorlar. Bu Ekrem Bey'in yakın çevresinde olan arkadaşların düşüncesi. Şimdi ben bu bedel ödüyoruz meselesini Kemal Bey'in yakın çevresiyle de konuştum. Kemal Bey'in yakın çevresi... Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın hiçbir şekilde hukuki, adil ve vicdani olmadığını zaten söylüyor. Ama bedel ödeme meselesine gelince Kemal Bey'in yakın çevresi de diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'da linç edildi. Linç edenler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun Artvin'de arabası tarandı. Terör örgütü PKK tarafından Sayın Kılıçdaroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin koridorunda iki kez yumruklu saldırıya uğradı, hakkında davalar açıldı, milyonluk davalar, hapis cezalar açıldı. Sayın Kılıçdaroğlu da bu bedellerin en ağırını ödedi diyorlar. Ama bunu söylerken Ekrem Bey'in adaylığını da ben doğal olarak sordum. Yani adaylık yönünde bir değişim olacak mı diye sorduğumda da Kemal Bey'in yakın çevresinden bu ceza sürecinin adaylık sürecini etkilemeyeceğini, altılı masanın doğal seyrinde gideceğini söylüyorlar. Bir de kaygılarını ifade ediyorlar. Bu hem Sayın Akşener'in yakın çevresinde var hem Kılıçdaroğlu'nun. Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Diyorlar ki şu an Ekrem İmamoğlu'nun üzerinde bu hapis cezası demokrasinin kılıcı gibi sallanıyor. Bir at kuyruğunun teline bağlı. Üstünde hani o meşhur hikayeyi hatırlatıyorlar ve üstünde duruyor diyorlar. Ekrem Bey aday ilan edilirse ve Ekrem Bey aday ilan edildikten sonra adaylık sürecinde tam her şey hızlı giderken istinaf dosyayı öne çekip cezayı onarsa Yargıtay efendim bir siyasi tartışma var ve bu yargıya gölge düşürüyor deyip bu dosyayı hızlıca öne çekip ceza verirse Türkiye bir anda adaysız kalır kaygısını da yaşıyorlar. Bu CHP içinde de ciddi ciddi tartışılan, masaya yatırılan bir konu. Ama benim bugün edindiğimiz izlenim şu. Sayın Akşener Saraçhane'de neredeyse Sayın Ekrem İmamoğlu'nun elini kaldıracak noktaya geldi. Yani ona övgüler dizmesi, işte 85 milyonun kalbindesin, gönlündesin demesi, aman sakın buradan kaybolma diye üç kez seslenmesi, getirdiği bir atkıyı ona hediye etmesi, İmamoğlu'na yönelik bir teveccühünün, siyasi teveccühünün olduğunu gösteriyor. Bir önceki bölümde demiştim, dünkü yazımda da yazdım. Meral Hanım, Ekrem İmamoğlu için 15 gün önce asla ve asla adaylığı mümkün değil diyordu. Fakat son siyasi gelişmelerden sonra Kemal Bey'in de adaylıkta ısrar ettiğini görünce Mansur Yavaş'tan da istediği sinyali alamayınca İbre'yi biraz Ekrem İmamoğlu'na çevirdi ve muhtemelen de altılı masada Ekrem İmamoğlu'nun ismini Cumhurbaşkanı adayı olarak gündeme getirecek. Ha o gün, o gün Sayın Kılıçdaroğlu'nun isimler tartışıldığı gün birinci bölümde de söyledim. Beş genel başkana Cumhurbaşkanı adaylığı teklif edeceğini söyleyebilirim. Ancak Meral Hanım'ın bu teklife sıcak bakmadığı milletvekili olmak istediği, partimin başında kalmak istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grubumun başında milletvekili ve genel başkan olmak olarak kalmak istiyorum. Ben başbakan olmak istiyorum. Başbakan olabilmem için de milletvekili olmam gerekiyor. Ben bunu deklare ettim diyerek bu teklifi farklı bir şekilde değerlendireceği yönünde de bazı görüşlere ulaştım. O son sözümü de söyleyeyim çünkü 5 dakikayı geçmeyeyim. Ekrem İmamoğlu'na verilen cezanın tabii ki hukuki vicdani hiçbir yanı yok. Bu umarım, umarım diyorum dönmeyeceğini ben tahmin ediyorum ama umarım istinaftan geri döner ve yerel mahkeme Bence yeniden, değişecek. Yeniden yargılama sonucu ben bu davayı bak. düşürür Hatta ve Türkiye'de. Ben e, yüksek istinaf bilmiyorum ama ben yargıtayda bu işin yüzde bir milyon değişecek eminim. Umarım oralara, Siyasi, yasak, umarım oralara satmalı. kadar gitmez Türkiye yeniden böyle bir ayıbı da yaşamaz. Hani 25 yıl önce Tayyip Bey'e verilen cezanın aynısını bir dejavu haliyle biz bunu yaşamıştık haliyle yaşamamak da lazım. Aynısını değil İmamoğlu, tabii. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu tırnak içinde söylüyorum. Başarısızsa bunun kararını halk verir, sandıkta verir. Ama ne yazık ki yargı siyaseti dizayn etme aracı haline geldi uzun bir süredir. Çok uzun bir süredir. Umarım iş o noktalara gelmez. Adaylık konusuna gelince Sayın Kılıçdaroğlu dün Almanya dönüşünde Ekrem İmamoğlu ile hem havalimanında hem de makamında yani Saraçhane'deki makamında uzun süre sohbet etti. Ve o sohbette de zaten bir anlamda frene bastı Kemal Bey. Yani Ekrem Bey'in dünkü çıkışından sonra kendisini aday olarak gösteren konuşmalarından sonra bence frene bastı ve e, aday benim dedi. Bu sabah Halk TV'de yaptığı konuşmada da buna ilişkin mesajlar verdi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu adaylık konusunda geri adım atmış, fikrini değiştirmiş değil. Bu kanalda söylemiştim, çok tartışılmıştı. TV yüzde söylemiştim, çok tartışılmıştı. Günlerce CNN'de, Habertürk'te, NTV'de, Haber Global'de ve diğer kanallarda tartıştılar. Bir daha söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu her koşulda adaydır, aday olmakta hakkıdır. Çünkü biz geçmişte Sayın Kılıçdaroğlu Sence de o mu olmalı? Bence Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalı ve Tayyip Bey'in elinden cumhurbaşkanlığını seçim yoluyla almalı. Cumhuriyetin 100. yılına da Türkiye sosyal demokrat bir cumhurbaşkanıyla girmelidir. Bunca sosyoekonomik sorunlar AKP'nin altından Peki. kalkamayacağı sorunlardır. Bir Emeklilikte yaşa takılanları bile çözemeyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bir bakan ayrı şey söylüyor, başka yapma bir ya. bakan ayrı şey söylüyor. Bir şey farklı çözemiyorlar. Yapma ya. çözemiyorlar. Yapma ya. çözemiyorlar. Çözüldü bitiyor. Ay sonu Erdoğan açıklamaları. Hadi göreceğiz, var. göreceğiz. Ya Ama yine yaşa takılacak bir grup olacak. Allah şey Onlardan olmayacak. biri de Barış. Bence ben olmayacak. de yeteleyim Ama kaç doğmuşsun? 74. Ben. Tamam, emeklisin sen. Ya zaten zaman emekli oluyor. o yüzden yok, zaten kızıyor bakanlara. Niye geçen açıklamaya bakanlara? Kardeşim 5 milyon insan Ümit en çok biri Barış Arkadaşı. 5 milyon insan mağdur. Bunu tahmini mi bilgi bu 5 milyon insanın ya, sorunu ya. çözemiyorlar. Bak, ben Tayyip Bey'in Vedat Bilgi'ni ben hocayı çok iyi tanırım. Eskiden beri tanırım. Ama Vedat Bey de bu işin bak, altından kalkamak istiyor. Bak şöyle söyledi istiyor. Barış. Her geniş kesimi kapsayacak şekilde dedi. Bir de şöyle söyledi. Yaş sınırı koyarlarsa o zaman yeni EYT olur. Tayyip Bey ne EYT için EYT olur.